darma kapanıp ağlaman yarim yarim. Sen o numaraları kaçakçılara çek esker. Ben o ayakları yemiyorum o. Numara yapmıyorum. Değişim senin istediğin gibi olsun. Ama o yaralı komutanı bırak. Hemen. Neden bırakacakmışım? Ne diyor, ne konuşuyorlar? Şişt, dinle. Ne yollayacaksın bana? Teğmeni alıp yüzbaşı yollayacaksan olur. Ha? Ne yollayacaksın bana? O yaralı. O komutanı bırak diyorum sana. Deget asker. Ben geleceğim lan. Ben geleceğim. Anladın mı? Yeter ki o komutanı bırak. Hayır. Hayır Hakan. Kanat uzman. Bunu yapamaz. Yapmamalı. Evet. Kanat uzman her şeyi yapabilir. Her şeyi yapabilir. Osman. Tekrar söylüyorum abi. Bunu yapma. Sen mi gideceksin? Ne? Adamların eline. Sen mi gideceksin? Mahmut. Yerine dön. Sana ne yapacaklarını biliyorsun değil mi? Önce bir güzel dağlarda gezdirecekler. Sonra işkence yapacaklar. Sonra da öldürecekler. Biliyorsun değil mi? Mahmut. Yerine dön. Komutanım. Mahmut, eğer tek bir laf daha edersen emre itaatsizlik sayarım ona göre. Ben gideyim. Komutanım ben gideyim. Mahmut ben komutanım. Komutanım. Ben Erganeli'yim. Onların arasından kaçtım derim. Sizin yanınıza geldim derim. Kürtçe konuşurum onlarla. Sonra da bir yolunu bulur. Fıyar sizin yanınıza geri dönerim. He? Komutanım. Seni öldürürler. Taner. Emret komutanım. Bu baş belasını al. Ve benden uzak bir yere nöbet edik. Emredersin komutanım. Komutanım. Yapma. Yapma ya işte. Yapma.
O eksik akıldan mı medet umuyorsun? Ha? Ya aklından bela geçirme. Bakın abi. Alo. Bakır abi kayıp. Bilmiyorum işte. Hazırlıklı olun ha. Ne diyorum biliyor musun Bakır efendi? Ha? Umurumdaydı. İnsanın böyle müşkül durumlarda imdad edeceği polisinin, askerinin, efendicazıma söyleyeyim, cendermesinin olmaması çok kötü. He? Cenderme he. Bakalım. Senin bu jandarmaya kim imdad edecek? Sakallı. Hayır bir şey değil. Botan onları elinde tutamayacak diye korkuyorum ha. Merak etme Miro. Botan becerikli adamdır. Şenliği kaçırmasak bari ya. Konuşurduk biraz ya. Düşünsene Necla komutan. Senle ben ikimiz iki teğmenle hakikat muhabbetin dibini bulabilirdik ha. Ya ben harp akademilerinde savaş oyunlarını nasıl yapılar? Kılıç takıp da nasıl selam verirler? Hep merak etmişimdir ya. Miro, hakikaten tuhaf adamsın ha. Hakikaten. İyi. Ya niye öyle değilsen? Düzenli orduya geçiş... Yani ideolojik bir gereklilik Necla komutan. Biz sadece o aşamada değiliz ha. Ya düşünsene. Sen böyle özgür halk ordusunda bir maçı olmuşsun. Ha hey ha hey ha hey. He? Seni yaramaz omuzlu yıldızı Necla komutan seni. He? Böyle ordunun arasında çakı gibi yürüsen ha. Miro. He? Ben neyi merak ediyorum biliyorsan. Neyi? Sen bu çeneyle. Bunca yıl nasıl hayatta kaldın? İşte onu çok merak ediyorum ben. İyi. Botan. Dinliyorum Hebal. Hala gelmiyorsanız. Bak ayrılacağım ben buradan ha. Botan biz sadece akşamları hareket edebiliyoruz. Yani burası senin bölgen gibi değil. Ey acele edin. Tutsaklar ne alemde? Ha, ikisi burada. Üçüncüsü ben de geleyim diyor. Üçüncü mü? Üçüncü de kim? Sözde peşimizdeki müfrezenin başında bir adam var. Çok film seyretmiş herhal. Yaralı teğmeni bırak. Diyor onun yerine ben geleyim diyor. Kimmiş? Bir uzman anladığım kadarıyla. Uzman? Artistin teki işte. Botan, o uzmana sor bakalım. Çelik Tepe'dense takası hemen kabul et. Anladın mı beni? O adamı al. Başladık yani ha. Bu işin içinde bir oyun var Necla. Başıma iş açamam ben. Bana bak Botan. O adamı al. Anladın mı? O adam çok önemli. Yaralı teğmeni bırak ve o adamı al. Ben sana sonra gerekçesini anlatırım.
Gençliğimizde sabahlara kadar adam döverdik Bakkır Efendi. Diyebilirim ki bu kimi zaman bizim için bir oyun, bir eğlenceydi. Fakat zaman ilerledi. Yaş kemale erdi. Şimdi ben sana vuruyorum ya. Allah seni inandırsın. Benim de elcağızım acıyor tabii. O cihetten düşünecek olursak kendimi beyhude yere yormamaya karar verdim ben özüm. Hı? Öyle değil mi ama ya? Ha? Yap ilacı, bul damarı, zerk et. Ondan sonra otur koltuğa, bas übadel meft üzerine tefekkür et. Ne diyorsun sen be? Dahili uzuvlara tesir ediyor bu meret. Nasıl tasvir etsem indi ben sana şöyle kim? Takriben 6 dakika sonra dahili uzuvların şişip şişip patlayacak. Şişip şişip patlayacak. Ay, vahim ki ne vahim. Sapık herif. Son doğan et diyeceğim ama senin o taraklarda bezin yok Allah-u Alem. He? Hayırlı yolculuklar dilerim Bakkır Efendi. Güle güle git. Hatta sırıta sırıta git. Karşına çıkan ilk zebaniye de ki. Hayır! Hayır! Dur! Dur! Dur konuşacağım, dur! Dur! Botan! Botan kaçırdı onları. Ana yoldan kuzeye gidecekler. Başka! Ana grup karşılayacak onları. Teğmenleri ana grup karşılayacak. Miro! Miro ve... Miro ve... Necla! Necla! Dursana. Dur. Ne vardı onun içinde? Elma suyu. Başla uçtur Ali. Komutan, Necla ve Miro'nun kolu almaya gidiyormuş onları. Botan'ın kolu. Botan almış onları. On beş dakikaya hareket. 16 diyene uyarım. Acele et, acele et. Albay babaya ulaşalım hemen. Emredersin komutan. Osman, başka bir şey düşünelim abi. Senin dediğin şey yapmaz bu adamlar. Yapacaklar Halis, yapacaklar. Allah Allah. Tuttu yine inadın değil mi? Ne biliyorsun abi, ha? Ne biliyorsun? Halis, ben daha önce çok kuyruk kestim. O yüzden mutlaka beni lime lime etmek isteyen birileri çıkacaktır. O yüzden yapacaklar. Bak, çıktı bile. Dinliyorum. Uzman, kadını bırakacağım. Size gelecek. Ondan sonrasını sen bilirsen uzman. İster kadını da alır gider, akşam ranzanda horul horul uyursun. Ama o zaman
bu yakışıklı teğmeni anında öldürürüm. Anladın? Geliyorum. Kanat, sakın buraya gelme. Bu bir emirdir. Sustur şunu. Sen bilirsen uzman. Kadını bırakır, bir saat beklerim. Bir saat sonra Teğmen'in kafasında bir delik açarım, dava kapanır. Buraya senden başka bir asker yaklaşırsa öldürürüm. Bir dakika geç kalırsan yine öldürürüm. Öldürürüm, öldürürüm, öldürürüm. Geliyorum lan. Geliyorum. Bir saatim başladı. Yapma bunu Osman. Yapma. Üçümüzü de öldürecek bu Allah'ın belası. Gelmemeli. Buraya gelmemeli. Niye yerlerinize değilsiniz beyler? Diyecek misiniz komutan? Yerlerinize geçin. Marş. Biz de gelelim komutanım. Niyetleri belli komutanım. İntihar ediyorsunuz. Komutanım, şimdi giderseniz sizi öldürecekler. Durup bilirken niye gidiyorsunuz? Vakit yok beyler. Yerlerinize. Dinleyen kim abi? Manyak herif. Ya Ayda Teğmen'i bırakacak olsalar bile senin gitmemen lazım. Gitmemen lazım. Zaten onun daha da ne işi varsa abi. Evet abi. Kız değil misin? Otur evinde işte. Saçmalamayın lan. Ayda Teğmen yaralı. Ve onu oradan kurtarmak için başka çaremiz yok. O kadar. Osman. Hem boşa vakit kaybediyoruz hem ateşle oynuyoruz abi. Beyler. Emir komutan Halis uzmanda. Bir saat sonra. Hatta 55 dakika sonra onların geçiş güzergahını çevirmiş olun. Halis. 6 saat içinde ilk önce 2 tek atış, sonra seri atış duyacaksınız. O zaman çökün abi. Önce 2 el tek, sonra seri atışta neyin nesi abi? Sen orada ne yapmayı umuyorsun ki? 6 saat sonra hala bir şey duymadıysanız, herhangi bir işaret gelmediyse yine çökün. Ya anladım da abi. Halis, bana abi demeyi kes ve emri ikiletme. Sen de saçmalamayı kes. Ben senden 16 gün önce eğitim bitirdim. Daha kıdemliyim. Burada emir komuta bende. O yüzden sana emrediyorum. Dediklerim yapılacak, o kadar. Devrem. Sağ dön, olur mu? Siz de sağ dönün. Komutanım. Arkadaşlar. Vatan sağ olsun. Ya gidiyor. Komutan.
Bana kalsa biraz zor giderdin ama hadi bakalım. Sen de dua et. Adamın gelsin buraya. Gelir o. Gelir. Tabi tabi. Umut fakirin ekmeği. Ayda. Hakan. Dikkatli ol tamam. Bir de hayatta kalmaya çalış. Hakan ben. Git hadi. Git. Begat. Fikrimi değiştirmeden yürü. Hakan. Yürü lan. Lan sen işin. Oha ya. Arkadaş bu saate kadar yatıyor mu ama ya? Ya. Yeter. Yeter. Tipe bak hele ya. Üç gün uyumazsan olacağı bu oğlum. Arabanın heyecanı. Hele bak. Yeter. Hayatım. Allah Allah ya. Kalafat amca. Yeter. Ya. Allah Allah. Araba? Araba? Araba nerede? Kalafat amca! Kalafat amca! Arkadaş ya! Sen niye sigortasını yaptırmıyorsun eşek kafa? Eşek kafa! Araba gitti ya! Araba gitti ya! Abi! Abi gel! Gel abi gel! Sen kırmızı bir araba gördün mü abicim ya? Ha? Yolda gördüm. Ne zaman gördün abi? Bir saat falan önce kırmızı araba. Kim çalmış? Arabayı kim çalmış abi arabayı? Görmedim ya. Hızlı geçti gitti. Nasıl? Ya hadi git abi. Hadi git. Git ya. Arkadaş ya. Bir saat oldu abi. Araba gitti giden. Eşek kafam benim, eşek kafam ya. Sigorta yaptırsana. Direksiyon kilidi taktırsana arabaya. Ne kadar fiyatı, ne kadar yani? Araba gitti ya. Ay. Oy. Hey ama ya. Atan Bey, yeter hanım. Çok güzel araba sürüyor. Sen uyandın mı uykucu? Arabayı sen mi aldın? Evet, Deniz'i okula bıraktık. Sen araba kullanabiliyor musun sen? Evet, ne var bunda? Maşallah, hem lastiği de patlatmamış ha. Ya ben sana var ya kalafa... Tamam. Ömrümden ömür git ya. Buraya! Ay iyi ki bir arabam var, tamam hadi. Camını kapat. Tamam. Ya ben bunu ne edeceğim arkadaş ya? Nasıl satıvereceksin ya? Baba geldi gel bu tabancayı eşeğe ben satıveriyorum diyeceksin. Denir mi böyle şey? Ya ha topal atın bir kör alıcısı vardı koca baba, darlanma bu kadar. Ya ben alıcıdan değil be oğlum, Allah Allah. Ya satış zorunda kalıveriyoruz ya. Bu olmaz, kötü. Ayıp bu ya, ayıp. Ayıp mı? Ya kıymadığın fındık, fıstık, ceviz, pikan cevizi, kaju fıstığı kalmadı anasını satayım. Sen mi ayıp diyorsun ya? Böyle bak Serbilet. Şimdi bu tabancanın şarjörünün topunu şey yapabilir. Aman topunu diyorum. Memesini kafanı boşaltıver be. Densiz herif. Yahu koca baba. Satçen işte. Ne nazlanıyorsun? Ben onu anlamıyorum ya. Çok zor. Ya sen var ya bu işlerden hiç anlamıyorsun ya. Hiç anlamıyorsun arkadaş ya. Niye anlamıyormuşum ben? Ha? Densiz herif. Densiz deme.
Ya koca baba bir dinle beni ya. Bir dinle ya. Ne dinleyeceğim? Artık globalleşen, gavanoz dipli bu küresel dünyamızda her şey ama her şey satılık. Gide bir internete bakıver. Gide bir bakıver. Ya misal adam Amerika'daki merhum koca babasının o takma dişlerini satıyor arkadaş. Hadi onu geçtik. Tevellüdü Rusya'da olan çift başlı buzağı açık atmayla İspanya'ya satılıyor ya. İspanya'ya satılıyor. Deme ya. Ya ben diyeyim üç, sen de beş kalem şeyin dışında her şey ama her şey satılık. Ya müteveffa starların iş çamaşırlarından tut da adult malzemelere kadar her şey var koca baba. Şuna bak, adult ne be? Adult... adult dedim, adult Selman'ım ki. Ne? Sen Selma mı? Ya bak şimdi parasını isteyecek arkadaş, ben ne edeceğim şimdi ya? Aha geliyor, geliyor işte. Bana bak. Gidip bu tabancayı satıvereyim de parasını veriverim ben. Ya satacağız de dukkanda kim duracak koca baba ya? Hayırlı işler İbrahim Bey. Hoş geldiniz Selma Hanım. İnanır mısınız? Eskiden okka okka aldığım şeyleri şimdi miskalle alıyorum. Sırf bahanem olsun da bir sesinize geleyim de yüzünüzü göreyim diye. Eski diyorum. Eksik olmayın efendim. Yok arkadaş. Bunlar hiç değişmeyecek. Hadi koca baba işimiz var. Ya çok bak bu ne geçiverdi. Siz şöyle kasaya gelip otur verin. Bizim 10 dakika bir işimiz var. Hemen gidip geri vereceğim. Şöyle otur verin. İbrahim Bey böyle ateş almış gibi. Siz dukkana mukayyet olun. Biz gidip geliyoruz Selma Hanım teyze. Hadi bakalım. Dayı. Niye buradasın sen? İçeri girsene. Geleceğim de biraz hava alayım dedim. İyi misin? Şu mavi göğün altında kim her daim iyi olmuş ki bize olak İsmail? Dayı. Ne oldu anlatsana. Demişler ki... Elimizi elimize verelim, yüreğimizi yüreğimize koyalım. Felek rüzgar estirse de biz o rüzgarın hilafına beraberce yürüyelim. Dayı hadi anlat, ne oldu? Hakan Teğmen, Ayda Teğmen'e demiş. Allah emridir, peygamber kavlidir. Hadi evlenek. Ayda Teğmen cevap vermiş. Peki. Ve? Yolda şaki çevirmiş bunları. Teröristler mi? Evet. Ölmüşler mi? Esir düşmüşler. Ama velakin işin kötüsü... Osman... Osman? Osman onların peşinde. Benim tanıdığım Osman, eğer bu meseleyi pençelediyse mümkün değil bırakmayacaktır Esma. Hayatı pahasına olsa da bırakmayacaktır. Kanat! Komutanım, iyi misiniz? Devam edebilecek misiniz?
Ben çaresine bakarım da. Siz ne yapacaksınız? Allah kerim komutanım. Bulacağız bu çaresini. Bunu alın. Arkadaşlar sizi bekliyor. Allah yardımcınız olsun. Osman. İkiniz de sağ salim dönün, olur mu? Ona söyle de ki... Adamın tırt çıktı. Sensin lan tırt. Seni döverdim ama öldüreceğim adamları dövmeyelim. Prensip olarak. Anladın? Ben de seni döverdim ama ellerim bağlı. Ellerim bağlı olunca adam dövmüyorum. Prensip olarak. Adamın gelmedi. Kız da gitti. Öbür tarafa çok fena gidersen Temen. İyi işte, seni beklerim orada. Son bir dakikanda doldu Temel. Sana iyi yolculuklar. Lan amma çok konuştun, ne yapacaksan yap hadi be. Gülürsen, öyle. Bak oraya bak. Bak da gözün adam görsün. Osman, kardeşim benim. Vay, vay, vay. Senin için çok artist demişlerdi. Esaktan öyleymişsin. Senin için hiç kimse bir şey söylemedi. Gerçi ne diyecekler ki? İyi, formdasın. Sevindim. Arkadaşlar şimdi iyice formunu yükseltecekler sen. Yapmayın lan! Bırakın lan! Lan bırakın lan şerefsizler! Vurmayın lan! Osman! Osman! Osman bırakın lan! Bırakın lan! Osman! Osman! Mamalı. Koş, koş, koş! Komutanım, iyi misiniz? Sizi hemen bir hastaneye götürmemiz lazım. Olmaz. Olmaz, onlar ne yapacak? Biz onları bulacağız komutanım. Siz merak etmeyin. Taner.
İki arkadaş komutana refakat etsin. Emredersiniz komutanım. Buradayım. Beni duyan var mı? Abi sen misin o? Seyfi! Çabuk içeri gel. Çabuk! Ya abi ben sabahtan geldim. Niye açmadın kapıyı? Seyfi tıraşı kes de içeri gir. Acele et diyorum sana. Abi kapıyı açsana. Ulan oraya bir gelebilirsen var ya. Zaten senin kafanı koparacağım ben. Kafanı! Çabuk acele et. İçeri gir diyorum sana. Tamam abi. Vay anasına kapıya bak ya. Abi kapının arkasındaysan çekil ha, fena olur. Acele! Abi ne yaptılar sana? Çöz. Çöz çabuk. Çöz çabuk. Ya dün beni almadan gittin abi. Sen her böyle mal mal baktığın için elin adamı bizi kendi arabamızla kaldırıyor. Sen öyle trene bakar gibi mal mal bakıyorsun. Hangi adam abi? Ya bırak, bırak. Oy. Bu ne abi? Neye benziyor? Elma suyu. Abi senin elma suyuna alerjin var mıydı? Ya kes oğlum be! Zaten mikrop adamın tek isim bir de mikrop saçı veriyor etrafa ya. Yor yor çok konuşma hadi. Ya bana bak bu Selim almışın dükkanda bırakıverdik de malzemeleri ucuz satmasın bu kadın ha? Olacağı koca bu yapacak bir şey yok. Ya ben bunu nereye satıvereceğim arkadaş ya başıma dert alıverdim ya. Aha. Dal kaşığa koca bu. Ha? Dal şansımızı deneyelim dal dal. Olur mu orası olur mu? Ya olur sarraflığa böyle şeye meraklıdır antika mantika diye alırlar bunu. Dansın hadi dal gari hadi. Sen de gelin sen de gelin. Yok ben gelmeyeceğim. Ha? Ya şimdi pazarlık dediğin şey namahrem olur koca baba. Ben burada bekleyivereyim sen git dal gari hadi. Ya namahremlik bir şey yok evde. Ya hadi yürü tamam, yürü. Tamam, hadi, tamam. Hadi. Ben burada bekliyorum. Bekle ayrılma bir yere. Hoş geldiniz buyurun. Ya selamlar kim ya? Buyurun buyurun. Şey hanımefendinin işini bitir verin de. Şey diyorum siz burada şey yapıyor musunuz? Buyurun. Yani mutlaka şey yaparsınız da şimdi antika şey diyorum yani şimdi eşe babam bana bunu şeydi verdi de Selim Hanım dükkanda kalıverdi. Beyefendi buyurun. Tamam. Ya diyorum şu şey bunu diyorum şey. Baba dikkat et. Dur ateş etme. Yok. Sakın ateş etme. Hayır, ateş şey... etme. Dur ya, ateş etme. Ya sen bana, ne yaptın arkadaş? Allah Allah. Çık çık çık. Ya ateş almaz mı arkadaş? Çık, bak bak bak. Adam yürüyen felaket. Arkadaş yürüyen felaket. Bu ne ya? Delihan. Öğlen babanla eve gelmedi yemeğini ettiler dersin. Ay onlar dışarıdan sipariş vermişlerdir. Başlarının çaresine bakarlar. Doğru diyorsun kızım. O boğazdan aç kalacak halleri yok ya hiç değil mi? Dur kızım dur. Ben götürürüm onu. Sen yüklüsün. Ağır kaldırmak sana iyi gelmez. Ben taşırım. Yok teyzem olur mu? Otursan bir şeycik olmaz. Ay! Ne oldu Zeliha? Ay ay! Ay! Ben sana demedim mi kızım dikkat et diye. Teyzem. Ay sanki. Ay böyle bir ağrı girdi. Amanın. Dur dur dur. Ben sana hemen doktor çağıracağım şimdi. Dur dur. Telefon. 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 Dinliyorum Botan. Senin adam elimden Acıla. Bak bu iyi haber işte. Gelirseniz. Olabildiğince hızlı bir şekilde evet. Anlaşıldı. Gülsene Necla güzel güzel. Gülüyorum Miro. Ben gülüyorum. Ama o uzmanın şu an gülebildiğini hiç zannetmiyorum.
Ya bu botan da tam psikopat canım. Seni yaramaz ölüm meleği Necla'ya var seni. Daha dur, daha dur. Hadi devam. Buraya gelmemeliydin Osman. Siz olsaydınız gelmez miydiniz komutanım? Zaten bunları düşünmeyelim şimdi. Düşünecek daha önemli şeylerimiz var. Var da aklına bir şey geliyor mu? Düğümleri çok sıkı atmışlar komutanım. Uğraştıkça ellerimiz şişiyor. Şiştikçe de çıkması zorlaşacak. Benim ellerim berbat durumda. Bitti yani. Çocuklara 6 saat dedim komutanım. 6 saat ne lan? Ne için 6 saat? 6 saat içerisinde bizden bir işaret almazsanız çökün dedim komutanım. Ha, iyi. Çok iyi. Birazdan hava kararır. 3 saat gitti. Kaldı 3 saat. Eğer ellerimizi çözebilirsek komutanım, belki bir şeyler yapabiliriz. O iyi mi Osman? O komutanım. O gayet iyiydi komutanım. Bir sıkıntı yok, merak etmeyin. Bana dedi ki... Ne dedi? Aslında tam diyecekti diyemedi komutanım. Ama ben anlayınca ne diyeceğini... dedim, merak etmeyin, ben Hakan Teğmen'e söylerim. Anladım. Biraz soğuk soydu. Çok susadım. Yazıcının başına ne düşme adam ya? Lanet olsun bir adama ya. Ayıp ya. Ayıp. Ayıp, ayıp. Bu adam yaşıyormuş ya. Ya Atabey'deki bakkal değil mi bu? Yok yok, o değil dayı, o değil. Ben onu tanıyorum, yakınende tanıyorum, o değil. Şuna bak, bu sizin teki. Yazıklar olsun ya. Böyle güpegündüz soygun mu olmuş ya? Yazıklar, yazıklar. Bakkal mı? İbrahim. İbrahim, gelin doktora götürmedim. Bir bakıverin dari. İbrahim. Serbihan, neredesiniz? Beni çok muteber bulmuş da İbrahim Bey. Şimdi çok muteber bir kankan olur gelince. Geldiği zaman ben deyiver gibi sen dedim masaya oturuver dedim. O dedi ki o zaman ben masaya oturuverim dedi. Sen dedim kasalım mı masaya oturuver dedim. O zaman ben dedi kasalım masaya oturuverim dedi. Masaya otururken ben ona şey deyiverdim. O zaman dedim ben tabancayı alıverim de şey dedim bakalım bahtımıza ne çıkıverecek dedim. Ya bu çok önemli, başım dönüverdi ya. Sen diyorsun ki amcacığım bu benim ilk soygunum değil. Hayır ilk değil. Hayır ya vallahi billahi memur bey kardeşim ya soygun boygun yapmadım ben gözünü seveyim ya. Ben yarı hacı sayılan bir adamım ya. Benim amcacığım.
Bak bu işler ciddi. Sen bize doğruyu anlat. Doğru. Şimdi soygun değil. Anlatı veriyorum. Şimdi benim bir oğlum var. O da sizin gibi Dabancalı kuvvetlilerden. Bir de hanımım var benim. Şimdi hanımım ikinci hanımım dükkanda. Amcacığım sen bize soygun anlatsana. Ya soygun anlatıyorum da ikinci hanımım değil. Dükkanda duran hanım. Ya ben soygun falan yapmadım memur bey kardeşim. Ya soygun falan yapmadım. Onun evine ve gittiğim zaman karşında boğaçı gibi duruverdi. Onu bile şey demedim. Ya ben böyle bir şey yapmaz. Ayıptır ya. Ayıptır böyle şeyler ya. Bunu bile nasıl yapabilirim onu yapmadıktan sonra. Yapamadıktan sonra. Amcacığım senin bizden önce bir doktora gitmen lazım. Amcayı doktora götür. Taner. Ne yapacağız komutan? 6 saat dedi Taner. 1 saat daha bekleyeceğiz. Eğer beklediğimiz o işareti duyamazsak Allah ne verdiyse saldıracağız. Anladım komutan. Taner. Emret komutan. Kuyrukları dik tutmamız lazım. Arkadaşların moralini yüksek tutmamız lazım. Osman Kanat'la sizi biliyorum. Neler hissettiğinizi biliyorum. Ama şu anda onun da ihtiyacı olan tek şey bizim moralimiz. Yoksa hiçbirimiz buradan sağ çıkamayız. Poyraz. Komutanın karşısında toplan. Marş. Seni sahibine vereceğim uzman. Nasıl? Memnun kalacaksın. Necla seninle uğraşmak istiyor anladığım kadar. Yani bu nasıl desem? Öldüreceğim fareyi önce kediye atmak gibi. Çok eğlenceli bir şeydir yani bu. Dikkatli olun ha. De haydi yemek yiyek. Vallahi şimdi tamam oldu komutan. Manyak kırda mı geliyor ya? Kadro tamamlanıyor komutan. Yo eksikti Allah'ın belası. Of, benim yüzümden oldu ya. Vallahi benim yüzümden. Ya hıyar gibi evleneceğim diye tutturmasaydım işte böyle olmayacaktı. Hadi tutturdum tamam. Hadi bir de kovboy gibi kızı arabaya atıp niye yola çıkıyorsun değil mi? Yani neyine güveniyorsun? Niye macera mı arıyorsun yani bir adam? İşte kafa yok ki. Yok kafa. Kafa değil, şişe mantar anasını satayım. Öyle demeyin komutanım ya. Valla böyle evlenmeye karar vermek. Kızı böyle arabaya atıp kovboy gibi yola çıkmak. Böyle çılgınca şeyler herkesin hakkı komutanım. Sizin de hakkınız. Normal olan bu. Normal olmayan bu lavukların yaptıkları komutanım. Bu
lavuk ya. Eliniz nasıl komutan? Uf, vallahi elimi hissetmiyorum artık Osman. Ya Osman biliyor musun? Ben daha önce hiç böyle düşünmemiştim ha. Neyi komutan? Yani ne bileyim ben böyle bir çatışmada böyle bir mermi gelir zınk diye girer. Her şey olur biter diye düşünmüştüm ha. Ne bileyim yani böyle hani susuz, koyun gibi bağlanarak ölümü beklemek pek fenaymış be. Parmağımı çıkartmam lazım komutan. Ne? Parmağımı çıkartmam lazım. Eğer parmağımı çıkartabilirsem iplerden kurtuluruz. Lan oğlum manyak mısın lan? Saçma sapan konuşma Allah aşkına Osman ya. Komutanım, siz sol elimin baş parmağını sıkıca çekin o kadar. Ya Osman, oğlum saçma bir şey yani bu şimdi. Olur mu ya? Bu mu? Hayır komutanım, öbürü. O bana daha sonra lazım olacak. Ya ben yapmıyorum ya. Böyle saçma şey olur mu ya Allah aşkına ya? Ne konuşuyorsunuz ula? Kesin sesinizi. Aa geliyor yine. İyi misin lan? İyiyim komutan. Ya bak bir de parmağımı çıkaracağım falan diyorsun. Parmağını çıkaracaksın, hayvan gibi bağıracaksın, yine gelecekler. Komutanım, üç deyince. Hayır, ben vazgeçtim Osman vazgeçtim ben. Bir. Ya olmaz öyle saçma şey. İki. Hayır ya. Üç. Osman. Oldu mu lan? Osman. Osman. Ha? Oldu mu? Ha? Oğlum bir şey söylesene. Sol elimi serbest komutanım. Ha? Oldu yani ha? Vay be. Oldu yani ha? Tamam, acele etme, tamam. Lazım. Ama silahlarını kullanmamalılar. Diğerleri de yemekten dönecek birazdan. Onları getiririz be komutanım. Değil mi? Parmağın nasıl lan? Ya şuradan bir kurtulalım. Dur Ali Başçavuş'un yanından ayrılmayacağım ha. Ben de komutanım. Aslında biliyor musun? Dur Ali Başçavuş mutlu bir adam ha. Yani. Hani böyle kendi kendine böyle şey diyor ya. Böyle kızım var, oğlum yok falan. Böyle saçma sapan şeyleri var ya. Ya bence aslında mutlu bir adam yani. Vallahi bence de öyle. Ama kendisi pek farkında değil galiba. Yani. Asıl da ayva yiyen biziz lan işte. Aynen. Yani. Salam gibi bağlanmışız böyle. Yani senin parmağın çıkık. Ben acayip susuzum. Herhalde bir 6 ay işe yemeyeceğim abi ya. Vallahi komutanım.
Biz diğer taraftan da pek parlak sayılmayız aslında. Değil mi yani? Ya sen karıdırdır açısından diyorsun değil mi? Aynen. Vallahi ben böyle gülerken var ya komutanım, hep o gerizekalı Fatih'in esprileri aklıma geliyor. Niye lan? Vallahi aslında komik değil de sırf sinirim bozulduğundan gülüyorum ben. Herif diyor ki komutanım. Söyle be. Bak size sorayım mesela bak. Şimdi yatakta edilen duaya ne denir komutanım? Ne ne ne? Beddua. Sonra da Fatih böyle espriler yapınca Taner diyor ki Sait kaloriferi aç. Fatih espri yapacak. Kafayı yemiş bunlar Heval. Susuzluktandır. Sen onlara biraz su ver. Susuzluk da olur böyle şeyler. Ne gülüyorsunuz lan? Vallahi aslında sen iyi çocuksun da şu öteki var ya o ya. Lan ben size göstereceğim lan gününüzü. Duymalarının vakti geldi komutanım. Nasıl yani? İki el tek, ondan sonra seri atış. O ne be? Poyraz'ın bizden beklediği işaret komutanım. Yakınlar mı? İnşallah yakındalardır. Komutanım, burada hem bizimkileri bekleyip hem de onları oyalayabiliriz. Hadi başlayalım. Komutanım onlar. Hadi abi gidiyoruz. Halis, nedir ulan? Komutanım, Osman orada ve müdahale için işaret verdi. Acele edin. Şşş. Murat. Ha. Makinalıyı bana versene. Niye? Hiç. Ver işte. Ya ben taşıyorum Mahmut. Hem veremem zaten biliyorsun. Murat. Kardeşim. Benim makinalıyı almam lazım hadi. Ya oğlum. Yaram bile tam olarak iyileşmedi daha. Murat dedim. Kardeşim dedim. Makinalıyı bana ver dedim. Hadi. Niye bu kadar çok ısrar ediyorsun bilmiyorum ama. Al bakalım. Ettik işte. Ben de bilmiyorum. Hadi, 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 hadi. Hadi. Osman nerede kaldı bunlar ya? Geldiler komutanım. Geldiler. Hadi Osman. Hadi. Su. Su. Heyvanım. Osman. İyi misiniz ulan? Biz iyiyiz başkanım. Bastır. Bastır. Komutanım. Yaptınız, vallahi billahi yaptınız. Yaptık evvelallah. Yaptık. Komutanım sizinki. Hadi. Makinelerde kim var? Mahmut Geçit komutanım. Aslanım benim.
şimdi nasıl komutanım? Daha iyi Kamil. Ellerine sağlık. Hadi ula hadi oyalanıp durmayın hadi. Manyak karıyla o s**siz damlar birazdan hadi. Arkamızı dönmeye gelmiyor bunlara ya. Hani adam ölüydü. Böyle ölü mü olur lan? Dikkat et lan sen de biraz. Uyur gezer gibi geziyorsun ortada. İbrahim. Dün gelin kötü oldu. Doktora götürüyordum onu. Nasılsın kızım? İyi misin? İyiyim babacığım. Sağ ol. Doktor fazla uğraşma dedi ama çok şükür iyiyim. Çok şükür. Çok şükür. Hamdolsun. Dün dükkana uğradım. Biri vardı orada. Bileyim değil mi? Sen nasılsın bakayım, iyi mi? Evet. Hazır oraya kadar gidivermişken. Asmadılar mı senin hayrına, ha? Pankada soyuvermişsin. Ya ne bankası Fatma, Allah'ını seversen, Allah'ını seversen ya. İbrahim kanat değil, biri de git mübarek, biri de git. Ben gidip açıkladı vereceğim. İçeride ne travmalar yaşadı adam. Yazık babama ya. Kızıyor mu Zeyon da? İçim acıdı vallahi be. Hı? Vallahi öyle deyizim. Benim de burnumun direği sızladı kocanam. Yani koca babamı pek bir düşkün gördüm. Zeliha kızım. Patesli, kıymalı. Bükme yapıverem de. İyi versin baba. Pek sever gari. Tamam yapalım. Aman be aman. Pek içim acıyıverdi pek. Ha ne derler? Sinek kadar olsun ama başına kocan bulunsun. O hesap gari. Ben ortada ne uzman ne de temen görmeyeyim Necla. Kör değilim. Sen benimle hesaplaşmak mı istiyorsun ha? Benimle hesaplaşmak mı istiyorsun? Benim matematiğim pek yoktur Necla. Hesaptan pek anlama ama. Az biraz çarpma, az biraz bölme o kadar yani. Buna karşılık vermemiz lazım.
Bu resmen... Bu resmen Botan'ın beceriksizliği. Ben başka bir şey görmüyorum ortada. Miro, hemen gitmemiz lazım. Hemen? Nereye hemen? Hemen gitsek bile bizden öndeler. Nereden bulacağız onları? Mola verecekler. Yemek yiyecekler. Şu hale baksana. Ya denemeye değmez mi? Miro, karakola Zafer'le dönmeyecekler. Anladın? Zafer'le dönmeyecekler. Bu iş burada bitmeyecek. Hadi! Oy, bu da çok şükür ya. Deli oğlum Ali. Benim de... Ulan senin elin acıydı ya. Neyse, karakola varınca ben ona bir oksijen kaynağı yaptırırım, bir şeyin kalmaz. Halis ya. Ya şimdi oksijen kaynağı deyince... Kardeşim senin araba... şey oldu. Araba. Senin araba pert oldu Halis'ciğim. Ula Osman öyle tank diye söylenir mi uşağı ya? Yüreğine indi herifin de. Canınız sağ olsun komutanım. Canınız sağ olsun. Canınız bu kadar mı yani? Sen bana niye böyle yapmıyorsun Halis? Sana ne yapmıyorum abi ben? Ay, arabayı ben pert ettiğimde niye bana böyle iyi davranmıyorsun? Pert. Pert pert. Bunlar niye böyle gülüyor abi? Halim gaz ütmüş gibi. Bırak duysunlar ya. Dünden beri bir ton olay oldu ya. Yahu adam ölü gibi yatıyordu, tamam mı olmuşum yani? Hani Osman Kanat olmayaydı, ben çoktan ölmüştüm, iyi mi? Ya işte herkes hata yapıyor Fatih'cim ya zaman zaman. Ya Osman Kanat bile yapıyor. E tabi canım, o da insan en nihayetinde yani. Ya yemin ediyorum bu adam artık benim kanımı donduruyor ya. Bende de benzer bir etki yaratıyor Kamil. Yalnız değilsin. Fatih. Emola anlamadım hakikaten ya. Başım. He. Farkında mısın? Neyin farkında mıyım? Horoz olayından sonra ilk defa bana emmi ol dedin. Ya ben seni harbiden çok seviyorum onbaşım ya. Vallahi çok seviyorum seni ben ya. Lan bir git. Ben sevmem emmi oğlum. Git badini madini sev. Bir şey yap. Onlar ne yapıyor lan orada? Saatler. Rüyamda ilk kere gördüm bilen mi? İlker? İlker lan. Benim olan ufaklık. Ya ya doğru. Ya kerata rüyamda elimden öptü ya. Elinden mi öptü? Ha. Canım benim ya. Ne güzel işte oğlum. Ya senin Sarı Hoca'dan el almışlığım var ya, o yüzden sana soruyorum. Yoksa bizim belamazları anlatsam, gırgır çamata. Ne diyorsun rüyaya? Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah? Bu mudur yani? Ne diyeyim ki başka yani, şimdi bizim orada böyle biri rüya gördüğünde genelde öyle derler. Yani hayırdır inşallah. Ya bıraksaydı ya. Nasıl öyle derler ya? Hiç tabirini yapmazlar mı? Yorum getirmezler mi? Ya şimdi
Vallahi ya ben anlamam be gülüm. Yani kusuruma bakma, ben bilmem ki böyle şeyleri. E sen benim Badi'ye sorsana. Yani o biraz da böyle şey bir tip ya. Ne bir tip? Yani işte saf ya. Saftır ilk. Yani işte. Yani öyle derler. Onlar biraz daha böyle daha iyi yorumlar derler. Sait be. Bana şey gibi geldi ya. Ne gibi? Şey gibi. Hareket beyler, kımıldayın. Hadi hadi. Geç su getir bana. Sen ne arıyorsun burada? Eceline mi susadın nedir? Niye birader? Mazot o kadar kötü mü ya? Sen bana savaş açtın ya. Ben de sana savaşın en alasını yaşatacağım. Yalnız ben şu an mesaide değilim. Bunu bilahare konuşsak. Seni de, senin şu garip familyanı da yerin dibine sokacağım ya. Bunu iyi bilesen. Sen beni kaldırıp kendi evime hapsettin. Bunun bedelini çok ağır ödeyeceksin. Sakal. Bilir misin sen Bakır'ın petrol, benim karşımda durup familya diyen adamın dilini kopartıp köpeklere atarım ben. Bunu hatırından çıkarma mı canım? Burada oturup cinayet işlemeyeceksin artık. Niye? Çünkü... Bende komutanım. Bende. Yeter artık ulan. Yeter.
Makineliğe ateş edin. Biriniz makineliği durdursun. Herif gözümüzü açtırmıyor. Ateş edin ulan. Makineli benim. Yeter. Mahmut! Mersin'e dön! Sakla kendini! Yeter artık! Yeter artık ulan! Mahmut! Mersin'e dön! Saklan! Yeter! Tuttum seni. Mahmut. Mahmut. Yaşadın mı? Mahmut sakın gitme. Kardeşim sakın gitme. Sakın gitme. Hayır. Mahmut! Hadi Mahmut'u götürelim buradan.
Yerin dibine gömeceğim lan seni. Duydun mu? Duydun mu lan beni? Senin mezarını kayadan olacağım. O tetiği çeken her kimsen, seni cehennemin dibine göndereceğim lan! Duydun mu beni? Seni cehennemin dibine göndereceğim!